Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Hocam iyiyim ben de. Biz bugün türeve devam mı ediyoruz? Evet. Türevin son 4 bölümündeyiz. Ve başlayalım. Hadi bakalım. Evet gençler, şimdi de teğetin denklemindeyiz ve bunu türev yardımıyla bulmaya çalışacağız. Türev bize neyi sağlıyordu? Eğimi sağlıyordu. İşte eğimi türev yardımı bulup o noktadaki teğet denklemini bulmaya çalışacağız. Tabii ki de denklem deyince aklımıza şu geliyor. Hani bir noktası ve eğimi bilinen doğru denkleminden bulabiliyoruz. Y eksi y 1, m x eksi x 1. Burada da y 0 ve x 0'ı kullanarak formülümüz burada yazmışız. Ya da y eşittir m x artı n'den de bulabiliriz. Ama temel olay önce eğimi bulmak. Eğimi biz analitik geometriden y 1 eksi y 2 bölü x 1 eksi x 2, yani noktalar arasındaki farklardan yakalayabiliyorduk. Ya da tanjant alfa da eğimi veriyordu. Şimdi bir de bu eğrinin türevini alıp o noktadaki, yani o x sıfır noktasını koyduğumuz zaman eğim çıkacak ve bu eğim yardımıyla da burada gördüğünüz, bu kırmızı ile gördüğümüz teğet doğru denklemini bulabileceğiz gençler. Şimdi bununla ilgili çalışmalar yapalım. Olayı nasıl cereyan ettiğini görelim. Murat, yollar mısın soruyu? Evet gençler, örneğimizde reel sayılarda tanımlı bir fx fonksiyonu verilmiş. X kare eksi 4 x artı 1 diye ve x eşittir 0 için teğet denklemini yazıyor. Şimdi biz ilk olarak şunu yapacağız. Tamam, elimde bir parabol var. İşte bir tane de teğet doğrusu çizelim. Ve bu noktada bizim teğet değme noktamız olsun ve x'i sıfırmış. Hemen ben burada x yerine sıfır koyalım. Yani f sıfır ne getirecek onu bir görelim. Noktayı tam olarak bulmuş oluruz. Tabii sıfır direkt biri getirecekti. İşte sıfırın karesi eksi 4 çarpı sıfır artı birden sonuç 1 geliyor. İşte buradaki noktamız sıfıra bir noktası. Bu sıfıra bir noktasından çizilen bu teğet denklemini bulacağız. Bunun için eğimi buluyoruz. Eğim için de tabii ki de türev almamız lazım. F üssü x diyelim. Burada x kare eksi 4 x artı 1 vardı. Bunun türevi 2x eksi 4'tür. Ve gidip burada sıfırı yerine yazıyoruz. Yerine yazdığımız zaman da eksi 4 gelecek. İşte bu bizim eğimimiz. Şimdi eğimi ve noktası bilinen doğru denkleminden bulabiliriz ama daha kısa bir yolumuz vardı. Bakın hatırlayalım. Y eşittir mx artı n diyorum. Buradaki m eğimi veriyor. Yani y'yi yalnız bıraktığınız zaman x'in katsayısı eğimi verirdi. Onun için ben eksi 4'ü direkt buraya yazıyorum. Y eşittir eksi 4x artı n. Artık bulmam gereken bu n değeri. Bunu da bulmak için bir nokta gerekir. Sıfıra bir noktasını gidip burada yerine yazıyorum. Yani y yerine 1 koydum. X'in yerine 0 koydum. N de buradan 1 gelmiş oldu. Artık doğruyu yazabiliriz. Y eşittir eksi 4x artı 1 doğrusu. İşte bu şekilde bulabiliyoruz gençler. Evet gençler, bu örneğimizde y eşittir x küp eğrisine a1'e bir noktasında çizilen teğet doğrusu eğriye başka bir b noktasından kesiyormuş. Buna göre b noktasının koordinatlarını bulalım. Şimdi gençler, öncelikle bir y eşittir x küp eğrisi çizelim. Yine ölçülü bir koordinat eksenin üzerinde olmasına gerek yok. Amaç olayı anlamak. Yani şöyle bir yapımız olsun. Şimdi buradaki noktamız bizim a1'e 1 noktası olsun. Şimdi 1'e 1 noktasından çizilen bir teğet olsun ve bu teğet bir başka yerden de kesiyormuş. O noktaya da B noktası. Şimdi elimizde bu var. A 1'e 1'den bir teğet B noktasında kesiyor ve B noktasının koordinatları isteniyor. Şimdi öncelikle ben bu doğruyu bulmaya çalışırım. Peki nasıl bulacağım? Önce eğim gerekiyor. Bundan dolayı fonksiyonun türevini alıyorum. F üssü x diyorum. Türevini aldığımız zaman x küpün 3x kare yapacaktır. Ve x yerine 1'i yazdığımız zaman 3, 1'in karesinden 3 geliyor. Bu tabii neyi veriyordu? Eğimi veriyor. Ben hemen bu doğruyu yazmaya çalışıyorum. Y eşittir mx artı n'di. M'i 3 bulduğuma göre 3x artı n. Ve bu noktayı yazarak n'i bulmaya çalışıyorum. Çünkü bu nokta bu doğruya ait. Y yerine 1 verdim. X'in yerine de 1 verirsem n de buradan eksi 2 gelir. Yani benim doğrum y eşittir 3x eksi 2 doğrusu oldu. Şimdi elimde bir eğri, bir doğru ve kesim noktası isteniyor. O zaman ben bu ikisini birbirine eşitlerim gençler. Birbirine eşitlersem o ortak kesim noktasını, hatta bu teğet noktasını da bulmam gerekir. Bundan dolayı birbirine eşitliyorum. X küp eğrisi vardı. Ve yeni bulduğumuz 3x eksi 2 doğrusunu birbirine eşitleyelim. Bakalım ortak yer neresiymiş onu görelim. X küpü tarafına atıyoruz diğer verileri. Şimdi burada çarpanları ayırma yolundan çok şunu yapacağız. Üçüncü dereceden denklemi çözerken. Buradaki iki çarpanının, yani sabit teriminin çarpanlarından yardım alacağız. Şimdi bu çarpanlardan biri 1. Kesinlikle 1 bunu sağlıyordur. Bakın yerine koyduğunuz zaman 1 eksi 3 artı 2 0. Çünkü bu doğrunun üzerinde.
Diğer noktayı bulmak için birin dışında yani 2'nin çarpanları olan işte 2'yi, eksi 2 ve eksi 1'i deneyebiliriz. Ben buradan baktığım kadarıyla eksi 2 tutuyor. Bakın x'in yerine eksi 2 verirseniz eksi 8 artı 6 artı 2 ve eşittir 0 geliyor mu diye bakalım. Evet gerçekten de sonuç geliyor 0 eşittir 0. O zaman diğer kökte eksi 2 olmak zorunda. Yani buradaki B noktasının apsisi eksi 2'ymiş gençler. O zaman benim tek yapmam gereken ordinatını bulmak. Ordinatını bulmak için de bu y eşittir 3x eksi 2'den yardım alıyorum. Y eşittir diyelim. 3'ü yazdık. X gördüğümüz yere eksi 2'yi yazıyoruz. Ve eksi 2 vardı burada. Buradan da y eşittir. Eksi 8 geliyor gençler. Bu durumda benim B noktası yani bu kesim noktası eksi 2'ye eksi 8 noktası oluyor. Evet gençler yeni örneğimizde y eşittir mutlak değer içerisinde x kare eksi 4 eğrisine x eşittir 1 apsisi noktasında çizilen teğet eğriyi farklı A ve B noktalarında kesmekteymiş. A ve B noktalarının apsisleri toplamını bulun diyor. Şimdi normalde bizim parabolümüz ben hatta onu göstereyim size mutlak olan tabii. Y eşittir x kare eksi 4 olarak yapsaydık eksi 4'ten kesilecekti ama mutlak olduğu için şöyle bir yapı olacak bu. Sonra da böyle dönecek. Tamam bunu çizmek zorunda değilsiniz. Yani illa x kare eksi 4 parabolünü çizecek diye durumumuz yok. Yani buradaki eksi 2 ve artı 2. İşte buradaki mutlak eksi 4'ten ters dönecek artı 4'e geçecek. Bu bizim bu mutlağın ifadesi. Ama soruyu biz cevaplayalım. X eşittir 1 apsisi noktasında çizilen teğet. Şimdi ne yapmam gerekiyor bu teğet denkliğini bulabilmek için? Eğimi bulmam lazım. Eğimi bulmak için de türev almam gerekiyor. Mutlakta türev nasıl alıyordum? Bu mutlağın içinin artı ya da eksi olduğunu belirlemek zorundayım. Peki 1 bu mutlağın içini artı mı yapar eksi mi yapar? Tabii ki de eksi yapar. Bundan dolayı da y eşittir diyorum. Eksi x kare artı 4 diye çıkarıyorum. X eşittir 1 apsisi için. Tamam türevini alalım. F üssü x diyelim ve eksi 2x oluşsun. Ve ben bu 1'i gidip burada yerine yazayım. Bu durumda eksi 2 gelecektir eğim. Tamam eğimi buldum. Doğruyu bulabilmek için ne yapmam gerekiyordu? Noktayı da yerine yazmam gerekecekti. O zaman ben bu x'in yerine 1 koyalım. Yani y eşittir diyelim. 1'in karesi eksi 4'ten y değerini de bulmuş olalım. Y'si de buradan 3 gelecektir. Yani benim noktam 1'e 3 noktası. Eğim kaç? Eksi 2. Hadi bulalım. Y eşittir. Mx artı n yapısına göre yapıyorduk doğruyu. Eğim eksi 2 bulmuştuk. Artı n. 1'e 3'ü yerine koyuyoruz. Y yerine 3, x yerine 1 yazdık. Buradan n eşittir 5 geliyor gençler. Bu durumda doğrumuz da ortaya çıktı. Peki şimdi ne yapacağız? A ve B apsislerin toplamını bulmamız isteniyor. Biz bu fonksiyonu bu doğruya eşitleyeceğiz. Peki fonksiyonumuzun x kare eksi 4 mutlak değer içerisinde olduğunu, doğrunun ise n'e 5 koyduğumuz zaman eksi 2x artı 5 geldiğini unutmayalım gençler. Evet biz bu mutlak değer ifadesini iki türlü de yazacağız. Bir aynen yazacağız. Bakın şöyle x kare eksi 4 eşittir eksi 2x artı 5 şeklinde. Hatta ben bunu çözeyim. Eksi 2x artı 5'i sola doğru atıyorum. X kare artı 2x eksi 9 yapacaktır eşittir 0. Bu burada kalsın bir de diğerini yazalım. X kare eksi 4 diye yazıyorum. Diğerini ters işaretli yani 2x eksi 5 şeklinde yazalım. Bunu da yine sola atalım. X kare eksi 2x artı 1 eşittir 0 olacaktır. Şimdi iki tane veri var. Gençler dikkatli bakarsanız bu parantez karedir ve x eşittir 1 gelir. Yani şurada parantez kare uygularsanız x eşittir 1'dir. Zaten bu bize verilmiş. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Bizim bulmamız gereken diğeri A ve B noktalarının apsisleri toplamı dediği için. Şimdi ben bunu çarpanlara ayıramam. Daha doğrusu. Şu şekilde normal şekilde ayıramam. Mecbur delta'ya x1 x2'ye geçmem lazım ama apsisleri toplamı dediği için yani benden x1 artı x2 sorulduğu için gençler bu da eksi b bölü a yapacaktır. Eksi b bölü a da buradan eksi 2 gelir ve cevapta sonuç olarak belirlemiş oluruz eksi 2 diye. Yalnızca şunu unutmayalım. Buradaki ifadedeki bulduğumuz 1 burada bize verilen ifade. Onun için bunu kullanmıyorum. Burada da teğet olan. Bu ise kesen olan ondan dolayı cevabımız eksi 2 oluyor gençler. Evet gençler şimdi de sıra normalin denkleminde. Peki normalin denklemi nasıl oluşuyor? Şimdi biz bu yine fx fonksiyonumuz var bizim grafiğimiz dikkat ederseniz bu mavi olan fx fonksiyonumuz ve bir tane teğet doğrumuz var. İşte bu teğet doğrusuna
O noktadan bu AX0Y0 noktasında teğet, o noktadan çizilen dik olan başka bir denklem, bir doğru çizersek işte bu normalin denklemi oluyor. Yani teğet doğrusuna dik olan o noktadaki doğru denklemi. Peki iki doğru birbirine dikse esprisi neydi? Esprisi şuydu gençler, eğimlerin çarpımı eksi bir olacaktı. Yani birinin eğimi 3 ise diğeri eksi 1 bölü 3. Tersinin eksilisi gibi düşünebiliriz çarpmaya göre tersinin. Bu şekilde belirliyoruz. Geri kalan her şey aynı. Yine y eşittir mx artı n'den olayı patlatacağız. Demek ki tek espri eğimlerin çarpımı eksi 1. Hadi bununla ilgili örnek yapalım. Murat yollar mısın soruyu? Evet gençler, bu örneğimizde fx eşittir 2x kare eksi 3x artı 3 parabolü bize veriliyor. Ve a 1 2 noktasında çizilen normalin denklemi bizden isteniyor. Peki biz ne yapmamız gerekir burada? Önce de eğimi bulmamız lazım ama tabii ki de ilk olarak teğetin eğimini buluyoruz türevi aldığımız zaman. F üssü x diyelim, buradan 4x eksi 3 geliyor ve ben burada x'in yerine 1 yazdığım zaman 4 çarpı 1 eksi 3'ten 1 geliyor. İşte bu bir teğet doğrusunun eğimi. Peki teğet doğrusunun eğimi ile normalin eğimi arasındaki durum neydi? Çarpımları eksi 1 yapıyordu. Teğet doğrusunun eğimi eğer 1 ise bu durumda normalin eğimi ne olması gerekir? Eksi 1 olması gerekir. Çünkü bu ikisinin çarpımı eksi 1 olacak gençler. Şimdi bunu da bulduğumuza göre A1 2 noktasında çizilen normalin denklemini yazabiliriz. Hatta şurada göstereyim. Y eşittir mx artı n kullanıyoruz. Y'yi yazdık. Eğimi eksi 1 bulduk. Eksi x artı n ve 1'e 2 noktasını yerine koyalım. Y yerine 2, x'in yerine 1 yazdığımız zaman eksi 1 yapacaktır artı n. Buradan da n eşittir 3 gelir. O zaman bizim de doğrumuz y eşittir eksi x artı 3 doğrusu olacaktır gençler. Evet gençler, yeni örneğimizde fx eşittir x küp eksi ax artı b fonksiyonun grafiğine x eşittir 2 apsis noktasında çizilen normalin denklemi y eşittir 1 bölü 2x artı 1 olarak verilmiş. A ve b değerleri bizden isteniyor. Şimdi unutmayalım, burada verilen normalin denklemi. O zaman ben diyorum ki acaba teğetin denklemiyle olan esprisi neydi? Eğimler durumuydu. Bu normalinin eğimi, hatta şurada gösterelim, normalin eğimi diyelim. X'in katsayısı eğimi verecektir, 1 bölü 2'dir. Bu durumda teğet doğrusunun eğimi ne olur? Şöyle söylemiştik, bu x'inin çarpımı eksi 1 olacağına göre bunu çarpma göre tersini alıp eksi ile çarpıyorum. Yani eksi 2. 1 bölü 2 ile eksi 2'yi çarparsanız eksi 1 yapar. Tamam, teğet doğrusunun eğimini bulduk. Peki biz eğimi nasıl buluyorduk? Türevini alıyorduk ve bu 2'yi yerine koyuyorduk. Ben de aynısını yapacağım. Türevini alıyorum f üssü x diyerek. X küp 3x kare yapacaktır. Eksi a x'de de türev alırsanız eksi a yapar. Şimdi gidip x yerine 2'yi koyalım. F'in 2'deki türev değeri olarak 3 çarpı 2'nin karesi eksi a eşittir eğim eksi 2'ymiş teğet doğrusu için. Burası 4, 12 yapacaktır. Eksi 2 de buraya gelirse 14, a'yı 14 diye bulduk. O zaman elimize ne oldu? Fx fonksiyonu olarak şöyle bir şey geldi. X küp eksi 14x artı b şeklinde. Şu b'yi biraz daha güzel yapalım. Tamam. Şimdi neyi bulmamız gerekir? B'yi bulmamız gerekir. Peki b'yi nasıl bulacağız gençler? X eşittir 2 apsis noktasında çizilen teğet doğrusu olduğu için. Yani ne demiştik? Bu iki doğru birbirine dik. Ve bu nokta ortak nokta. Yani x 2 ise y'yi de ben bu normalin denkleminden bulabilirim. Çünkü burada kullanılan nokta hem teğet doğrusunun hem de normal denklemin doğrusunun elemanı oluyor. 2'yi gidip burada yerine yazıyorum. Hatta hemen şuradan göstereyim. Y eşittir diyelim. 1 bölü 2. X'in yerine 2 koydum. Artı 1'den 2 geldi. Yani bu 2'ye 2 noktası hem normalin hem de teğet denkleminin noktası oluyor. Gidip bu 2, 2'yi burada yerine yazalım. Fonksiyona da ait eleman F2 dediğimiz zaman 2'nin küpü eksi 14 çarpı 2 artı b eşittir 2 olacaktır. Buradan da sonuç ne gelir onu hesaplayalım. 8 eksi 14'ten 8 geliyor. Buradan eksi 28 geliyor. Artı b eşittir 2 yazalım. B'miz burada kalsın gençler. 8 eksi 28 eksi 20 yapacaktır. Onu da sağ tarafa atarsak artı 20 olarak geçer. 2 de orada bizi bekliyor. 22 sonucuna ulaşıyoruz. B 22, A 14 olarak
bulmuş oluyoruz gençler. Evet gençler, yeni örneğimizde y eşittir kök x eğrisi verilmiş ve bir A noktasında görüyorsunuz bu A noktasını. Çizilen teğeti B 0 2 noktasından geçmekteymiş. Buna göre A noktasının koordinatları bizden isteniyor. Şimdi öncelikle B'nin yerini belirleyelim. Şu B'ydi 0 2. Yani absisi 0, ordinatı 2. Hatta ben şu üzerine göstereyim. 0'a 2 noktası bizim B noktamız. Şimdi bazı sorularda analitik geometride bilmemiz gerekebilir. Bu da o sorulardan biri. Şimdi ne yapacağımızı söyleyeyim. A noktasının koordinatını bulabilmek için şuradan nokta nokta olarak indirelim buraya. Ben buraya bir A diyeyim. Hatta kökten daha rahat çıksın diye A kare diyeyim gençler. Biraz ilginç olacak. Normalde A deriz ama bu sefer A kare veriyorum ki hani X'in yerine yazdığım zaman. Şimdi X'in yerine A kare yazarsam Y'si burada A olacaktır. Normalde mutlak olarak çıkar ama birinci bölgede olduğunu gördüğümüz için direkt A olarak yazıyorum. Yani benim için bu A noktası, hadi onun da üzerine yazalım. Absisi A kare, ordinatı A oldu. Yani daha rahat yorumlamak için A kare verdiğimi unutmayın. Tamam, bu ikisini yazdık. Şimdi ne yapacağız? Türevden, yani eğimden yardım alacağız. Peki eğimi nasıl bulabiliriz? Tabii ki de bu y eşittir kök x fonksiyonunun türevini alırım ve x yerine a kare koyarım. Hadi yapalım. Y eşittir, hatta ben buna fx diyeyim. Kök x'in türevini alıyorum. F üssü x diyelim. Karekökün türevini görmüştük. İçinin türevi bölü 2 çarpı kendisiydi. 2 kök x. Ve ben burada ne yazacakmışım? A kare yazıyorum. F üssü, yani f'in a karedeki türevi olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde yazarsam bu da 1 bölü 2 a olur. Peki ben neyi buldum? Eğimi buldum. Peki eğimi başka nereden bulabilirim? Gençler, eğimi bir de iki nokta yardımıyla eğim bulabiliyoruz. Nasıldı bu? Y1 eksi Y2 bölü X1 eksi X2. Hatta ben bunu formül olarak da yazayım size. Bakın şöyle. Eğim eşittir. Ordinatları birbirinden çıkarıyoruz. Altına da absisleri birbirinden çıkıyoruz. Şimdi ben de bu iki noktayı kullanacağım. Yukarıda eğim eşittir diyelim. Ordinatlarla başlıyorum. A'dan 2'yi çıkaracağım. Yani A eksi 2 yapacaktır. Bölü. Bu sefer de absisleri çıkaracağım. A kareden 0'ı çıkarırsam da A kare yapacaktır. İşte bu da eğimi veriyor. Bu da eğimi veriyor. O zaman bunlar birbirine eşit olması gerekir. Ben de bunu yazayım. A eksi 2 bölü A kare bölü 1 bölü 2 A şeklinde. Burada birer tane A'yı götürebiliriz. İçler dışlarda yapacak olursak 2 A eksi 4 eşittir A. Buradan da A eşittir 4 gelecektir gençler. Artık noktamız oluştu. A noktasının koordinatları olarak. Şimdi biz A'ya 4 verirsek A kareden buradan 16 olur. Absis 16. A'ya da 4 verdiğimiz için 16'ya 4 noktası olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki birazcık da analitik geometri bilmemiz gerekiyor gençler. Evet gençler, şimdi de sıra türevin fiziksel yorumunda. Bu konuya çok hafif de olsa değineceğiz. Fizikte zaten kullanıyorsunuz. Bir hareketlinin t saatte aldığı yola st fonksiyonu olarak ifade edelim. Burada vt'yi hareketlinin hızı, at'yi hareketlinin ivmesi olarak ifade edecek olursak gençler, bu st yolu temsil ediyor. O st'de verilen fonksiyonun türevini alırsak hıza geçiyoruz. Hızın türevini alırsak da ivmeye geçiyoruz. Burada t zamana bağlı olmak kaydıyla. Yani hikayemiz böyle. Yolun türevini al hız, hızın türevini al ivme. İntegralde bunun tam tersini yapacağız. Onu da göreceksiniz. İsterseniz basit bir örnekle bunu görelim. Murat, gönderir misin soruyu? Evet gençler, bu örneğimizde bir hareketlinin t saatte aldığı st eşittir 2t küp artı t kare eksi 3t artı 1 kilometre fonksiyonu olarak modellenmiş. Yani kilometre cinsi olarak söylüyor. Buna göre hareketlinin birinci saatteki anlık hızını ve ivmesi bizden isteniyor. Şimdi hızını bulabilmek için ne yapıyorduk? Yolun türevini alıyorduk tabii ki de. Ben de buradan alayım. 6t kare artı 2t eksi 3 olarak karşımıza geliyor. Bir ifadesi verildiği için birinci saatteki bir yerine koyarsak 6 artı 2 eksi 3'ten 8'den 3 çıktı. 5 karşımıza geliyor. İşte bu vt olarak cevabını bulabiliriz. Yani 5 kilometre bölü saat olarak ifade edebiliyoruz bunu. Hızı bulduğumuz için tabii. Peki bir daha türev alırsak ne oluyordu? İvme oluyordu. Bu sefer de hızın hemen türevini alalım. Bu fonksiyonda türevini alırsak 12t yapacaktır. Artı 2 gelecektir bu fonksiyonun içerisinden. Yine 1'i yazmamız isteniyor.
1 yazdığımız zaman ivmeyi buluyoruz. Hatta şöyle AT yazalım ivmeyi temsil etsin diye. 1 yerine koyuyoruz A1 olarak. 1'i 12 artı 2'den bu da 14 olarak karşımıza çıkıyor gençler. Evet gençler, yeni örneğimizde durgun suyda damlatılan bir kimyasalın büyüyen bir daire oluşturduğu gözlemleniyormuş. Dairenin yarı çapının saniyede 0.2 santimetre hızla arttığı bilincine göre, yani bu daire giderek hızlanıyor. Bu fonksiyonun yani bir hızı da var. Dairenin yarı çapının 5 santim olduğunda alanındaki değişim hızını bulalım diye bizden isteniyor. Şimdi buradaki yarı çapın bir hız evresi de var. Şimdi yapı olarak alana göre bir değişim. Yani aslında biz türevi şöyle yapacağız. A'da T'ye bağlı türev, yani alanda T'ye bağlı bir türev almamız gerekecek. Yapımız bu. Peki alan nasıl bulunuyordu dairede? Pi R kareydi. Şimdi ben bunun türevini alacağım. Türevini alacağım ama bu R'nin bir de hızı da var. Yani şöyle hatırlatayım ben. Bir fonksiyon karşımıza gelseydi F kare şeklinde. Ben bunun türevini alsaydım yapı nasıl oluşuyordu? 2 başa geçiyordu, 1 azalıyordu ve bu fonksiyonun türevini alıyorduk. Yani türevini aldığımız zaman biraz önce fiziksel yorumda gördük, hızı oluşuyordu. Burada da aynı hikaye var. Bakın ne yapıyorum. 2 başa geçiyor, pi yazdım, pi sabit bir sayı. R kalıyor, sonra R'nin türevi olacak. İşte bu türev hızını temsil ediyor gençler. Şimdi gidip yerine koyalım. 2'yi koyduk, pi'yi koyduk. Yarı çapımız kaçmış? 5. Hızımız neymiş? 0.2 santimetre. Şimdi bunu da koyduğumuz zaman 5 kere 2 10. 10 ile 0.2'yi çarparsak da 2 gelecektir. Yani 2 pi olarak hızı bulmuş oluyoruz gençler. Evet gençler, yeni örneğimizde de küre şeklinde bir balonun içine gaz basıldıkça balonun yarı çapında değişim hızı varmış 2 santimetre bölü saniye olarak. Başlangıçta yarıçapı 4 santim olan balonun hacimindeki değişim hızını bulalım. Bu sefer de hacim üzerinden çalışmamızı istiyor. Yani türevi hacimde T'ye bağlı türev alacağız. Peki kürenin hacmi neydi? Kürenin hacmi gençler 4 bölü 3 pi r küptü. Biraz önceki örnekte de yaptığımız gibi, yani bu yarıçapın yine bir hızı var. Aynı şablonu uyguluyorum. 4 bölü 3, yani türevini alacağım burada. Hatta şöyle V T'ye bağlı türev alacağımızı belirtelim. 4 bölü 3 başa geçti. Burada pi'yi aldık, çarpı diyelim. R küpe göre kullandığımız zaman 3 r kare gelecektir r'nin türevi. Şimdi burada zamana bağlıyız ama tabii ki de yarı çapa göre buradaki türevi alıyoruz. Ve yarı çapın kendine ait bir hızı oluşuyor. Şimdi 4 bölü 3 ve pi sabit sayılar. Yarı çapımız kaçmış? 4. Yani 3 çarpı 4'ün karesi. Peki hızımız neymiş? 2. Onu da yazdık. Artık hesaplama zamanı gelsin. 3'ler birbirini götürüyor. 4 ile 4'ün karesini çarparsak 4'ün küpü yapar. O da 64 getirir. 2 ile de çarptığımız zaman 128 pi olarak cevabımız karşımıza çıkıyor gençler. Evet gençler, yeni örneğimizde dik koordinat düzleminde diyor fx eşittir ax küp eğrisi verilmiş. Ve diyor ki eksi 1'e f eksi 1 noktasında çizilen teğet doğrusu hx fonksiyonu x kare artı b eksi 1'e h1 noktasında teğetmiş. Yani orada da teğet, burada da teğet. A artı b toplamı kaçtır? Şimdi kaba bir çizim yapalım. Şimdi şöyle düşünelim. Burada bir tane doğrumuz var. Ve ax küp buna teğet. Yani işte şöyle bir ifade olsun. Teğet yeri bu. Eksi 1 olarak yazdım. F eksi 1'i kullanmıyorum. Onu yerine koyup göstereceğim çünkü. Diğerine bakalım. Hx, o da x kare artı b eksi diye bir parabolümüz var. Hadi o da burada böyle bir şey olsun. Teğet yeri bu olsun. Bu da 1'e h1'miş. Şimdi öncelikle bu noktaları bulalım. Madem eksi 1 bu fx'e ait, gidip x'in yerine eksi 1 yazıyorum. X'in yerine eksi 1 yazarsam eksi 1'in küpe eksi 1 yapacaktır. A ile çarparsak eksi a yapar. Yani noktam eksi 1'e eksi a noktası oldu. Hemen diğerinde de bakalım. Burada da 1'miş. Gidiyorum hx'de 1 yerine yazıyorum. 1'in karesi 1 yapar. B çarpı 1'den 1. Yani b artı 1 oldu gençler burada da. İşte noktayı bulduk. Eksi 1'e eksi a. Burada da 1'e b artı 1. Yani böyle h1 f eksi 1 yerine bunları yazmak daha mantıklı. Şimdi hikaye ne olacak? Bu doğru her iki taraftan da teğet olduğu için eğim olayıyla gerçekleştireceğiz. Bu doğrunun eğimi aynı. Bu noktadaki eksi 1 yazdığımız zamanki eğimle burada 1 yazdığımız eğim aynı. O zaman ben bir türevlerini alayım bu ifadelerin. F'in türevini alıyorum. F üssü x diyelim. 3a x kare yapacaktır ve eksi 1'i gidip yerine koyuyorum.
Eksi 1'i yerine yazarsam 3a olarak karşıma gelir. Çünkü eksi 1'in karesi artı 1. İşte bu eğimi veriyor. H'ta da aynı durumu yapalım. H üssü x diyelim. Burada türevi alırsak x kareninki 2x yapacaktır. Bx'in türevi de gençler b yapar. Burada kaç yazacakmışım? 1 yazıyorum. H'ın 1'deki türevini. 2 artı b. Bu da eğim, bu da eğim. Peki çözebilir miyim? Hayır. Çünkü iki tane bilinmeyen var. Demek ki bir yerden daha eğim geliyor. Yine analitik geometri. İki noktası bilinen yerden biz bu eğimi bulabiliriz. Bu doğru denklemin eğimini ortaya çıkartabiliriz. Ne yapıyorduk? Y1 eksi Y2, X1 eksi X2. Hadi uygulayalım. Eğimi bir de buradan yapalım. Eğim eşittir diyorum. Önce Y'leri çıkaracağız. B artı 1'den eksi A'yı çıkarıyorum. Eksi eksi artı yapacaktır. Onun için artı A gelecek. Bölü. Buradan da 1'den eksi 1'i çıkarıyorum. 1 eksi eksi 1'den de 2 getirecektir. İşte bu da eğimi veriyor. Bunlar da eğimi veriyor. Önce şu ikisini eşitleyelim. 3a eşittir 2 artı b. Hatta b'yi yalnız bırakalım. 3a eksi 2 eşittir b olsun. Şimdi bu da eğim. Bunlardan herhangi birine eşittir. Mesela şu 3a'yı eşitleyeyim. B artı 1 artı a bölü 2 eşittir 3a diyorum. İçler dışlar yaparsam b artı 1 artı a eşittir 6a yapacaktır. B gördüğüm yere 3a eksi 2 gidip burada yerine yazıyorum. Hemen şurada yerine koyalım şöyle. 3a eksi 2 artı 1 artı a eşittir 6a. Gençler 3a a da 4a yapar. 4a'yı diğer tarafa atacak olursam 2a kalır sağda. Solda ise eksi 1 var. A buradan eksi 1 bölü 2 geldi. Tabii bana b de lazım. Herhangi birinde yerine yazayım. Hatta şunu da yazarsam cevap çıkacaktır. Burada da 3 çarpı a gördüğüm yere eksi 1 bölü 2 koyuyorum. Eksi 2 eşittir b. Burada eksi 3 bölü 2 gelir. 2 eksi 2 de payda eşit dersek buradan eksi 7 bölü 2 oluşacaktır gençler. İşte a ve b'yi bulduk. Sonra soru bizden toplamamız isteniyor. A ve b'yi toplayacak olursak eksi 7 bölü 2 b'yi veriyor. A da eksi 1 bölü 2 idi. Eksi 7 bölü 2, eksi 1 bölü 2, eksi 8 bölü 2 yapar. Tabii bunun da sonucu eksi 4 yapacaktır. Bu durumda A şıkkı doğru cevaptır gençler. Hocam bitirdik galiba. Evet, bu bölümde bitirmiş olduk Murat. Hocam çok güzel. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın gençler.